Meme kanseri türlerine gelecek olursak, memeye anatomik olarak baktığımızda meme başı, meme başına açılan süt kanalları, süt kanallarının bağlandığı süt keselerinden oluşuyor. Devamında da koltuk altı lenf yolları dediğimiz, o da memenin bir organı. Ve tabii ki memeyi oluşturan deri dokusu. Aradaki memeye şeklini veren yağ dokusunu memenin bir organı gibi değil, kilo alıp vermede bile değişen genel bir doku olarak görüyoruz. Meme kanseri tiplerine gelince, dünyada görülen meme kanserlerinin %90'a yakını süt kanallarından kaynaklanıyor. %8 civarı kaynaklandığı yer süt keseleri. Yani meme kanserinin %98'i memenin iç yapısından kaynaklanıyor. %2'lik bir bölümümüz var, çok az görülen. Meme başından başlayarak yayılım yapan bir meme kanseri ki bunun adı Paget hastalığı deniyor. Bir de daha da ender görülen, şanslı olarak da genç kadın popülasyonunda görülen, memenin cilt altını tutarak yayılan, cilt altında tespih tanesi gibi çizilerek cildin kalınlaşmasına, kızarmasına neden olan bir tür ki buna da inflamatuar meme kanseri diyoruz. %90 görülen ilgili hastalarım için mesela invaziv duktal diyoruz. Bunlar hep Latinceden kaynaklanıyor. Duktal demek duktustan geliyor. Duktus da kanal demek. Yani invaziv duktal meme kanseri dediğimiz dünyadaki görülenlerin %90'ı. Keselerden oluşanı lobüler diyoruz. Çünkü lobulus Latince'de de kese demek. Invaziv lobüler diyoruz. Diğer gördüklerimize Paget hastalığı meme başı, cilt altını tutanlara da inflamatuar meme kanseri diyoruz.